kapsamda binlerce öğretmenimiz de benimle sosyal medya üzerinden iletişime geçtiler. Onlara bu başvuruyu nasıl yapabilirler, çalışmalarını nasıl daha fazla duyurabilirler ve birbirimize daha fazla nasıl ilham olabiliriz, kendi gücümüzü dünyada da nasıl gösterebiliriz yapmak istiyordum. Onlarla beraber bu süreci tamamladık. Onlara ilham oldum. Bakın hikayesini yaptı Ebra ve bizlere anlatacak. Hepimiz arkadaşlarımızla hikayemizi paylaşabiliriz. Öğretmenlerimizden bu başvuru sürecinde çok fazla talep olduğunu görmekteyim. Onlara burada rehberlik yaptım. Kısmetse bu sene de çok güzel bir şekilde finalde ülkemiz temsil edilir diye düşünüyorum. Bayrağımız yine dalgalanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü öğretmenlerimiz o kadar güçlü, o kadar yüreğe bağlı, gönülden yapıyorlar ki bu işi. Ben öğretmenliğe zaten meslek olarak bakmıyorum. Bu bir gönül işi, bu bir yaşam işi ve bu yaşam tarzımızı da tüm dünyaya duymamız gerekiyor diye düşünüyorum. Biz istersek her şeyi başarabiliriz. İnanıyorum ki o bayrak dalgalanmaya her zaman devam edecektir. Şimdi bunlar başka bir şey tamamlandı. Ekim ayının içerisinde yine son buldu. Eylül ayının sonu itibariyle son buldu. Ekim ayından itibaren de değerlendirme süreçleri başladı. Kısa bir süre sonra da yeni 50 finalist arasında seçilenler ilan edilecektir ve sonrasında tekrar en iyi 10'a seçilenler ilan edilmeye devam edecektir. İstediğin yere takalım. Dediğim gibi kendi gücümüzü, kendi inancımızın farkına varmamız lazım. Kendi gücümüzü açığa çıkarmamız gerekiyor. Çünkü öğrencilerimizde de aşıladığımız bu zaten bizi. İçindeki var olan cenfinin ortaya çıkarılması. İşte bizim öğretmenler olarak yapmak istediğimiz şeyler de bu olmalı. Kendi gücümüzün farkına varırsak dünyada yapamayacağımız şey yok. Ki başvurular son buldu ve inanıyorum ki en iyi 50 öğretmen arasında bir Türk öğretmen olacaktır ve her geçen gün dünyada başvuran öğretmen sayısı artıyor ama bizim mesleki şevkimiz yerine geldi diye düşünüyorum. Birbirimize ilham olduk diye düşünüyorum. Çok güzel mesajlar aldım sosyal medya üzerinden de. Onlara da rehberlik yaptık başvurularında. Ben yürekten inanıyorum en iyi 50 öğretmen arasında mutlaka bir Türk öğretmeni olacağını ve yürekten de inanıyorum hakikaten en iyi ona da bir öğretmenimizin gireceğini ve bayrağımızın hep dalgalanacağını umut ediyorum.